Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabında dikdörtgenler prizmasını arkadaşlar yüzey alanıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, öncelikle dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplarken şöyle düşüneceğiz. Eğer bir şekil dikdörtgenler prizmasıysa, bakın birinci şekilde ondan bahsediyoruz. Burada karşılıklı yüzeyler arkadaşlar birbirine eşittir diyorum. O halde her birisinden arkadaşlar ikişer tane vardır diyerek ayrı ayrı dikdörtgenlerin alanlarını hesaplıyorum ve topluyorum. Eğer şeklimiz arkadaşlar kare prizma ise, bakın iki tane alt ve üst taban birbirine eşittir diyorum. Ve dört tane de yanda dikdörtgenden oluşur diyorum. Bunların alanlarını ayrı ayrı hesap ederek 2 ve 4 ile çarparak toplayacağımızı söylüyorum. Evet, küp ise arkadaşlar, küpte biliyorsunuz 6 tane eşit, birbirine eşit karesel bölgelerden oluşuyordu. O halde arkadaşlar bir tanesinin alanını buluyorum ve 6 ile çarparak toplam yüzey alanını buluruz diye söylüyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, bakın burada benden ne istiyor? Aşağıda verilen küplerin yüzey alanlarını hesaplayın diyor. Arkadaşlar şekillere baktığım zaman birer küp görüyorum. O halde şöyle bir tanesinin alanı hesap edersem, bakın burası 6, burası 6 santimetre. O halde alan diyorum arkadaşlar 6 çarpı 6'dan 36 santimetre karedir. Şimdi yüzey alanların toplamı, yüzey alanı diyelim. Veya 6 çarpı 36 diyelim. Fark etmez arkadaşlar gerçi. 6 tane 36 santimetre kareden oluşuyor. 6 ile 36'yı çarpacak olursak da 216 santimetre kare olur. Yüzey alanı diyorum. Evet, ikinci şeklimize baktığımız zaman bir ayrıtı 10 santimetre. O halde bir yüzeyi bulacak olursam gençler. Veya direkt yüzey alanı şöyle yazarım isterseniz. Yüzey alanı diyorum. Evet, 6 tane kareden oluştuğu için 6 çarpı 10 çarpı 10 şeklinde düşünüyorum. 6 ile 10 kere 10 100 yapar gençler. 6 ile 100'ü çarpacak olursak da 600 santimetre kare olur. Yüzey alanı diyorum. Evet, devam ediyorum. Bakın burada arkadaşlar bir ayrıtı 11 santimetre. O halde yüzey alanı 6 tane kareden oluşuyor biliyorsunuz. 6 çarpı 11 çarpı 11'dir gençler. Evet, 11 ile 11'i çarparsam 121 olur. 6 ile 121 çarpacak olursak da 700 kaç yapıyor arkadaşlar? 121 ile çarptığını düşünürsek 121 çarpı 6 kere 2 12 elde var 1 6 kere 1 6 1 de elde 7 evet 726 santimetre kare olur yüzey alanı diyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, buradaki etkinliğe baktığım zaman arkadaşlar kare prizmaların yüzey alanlarını hesaplayın diyor. Arkadaşlar o halde iki tane bakın kareden oluşuyor. Öncelikle karelerin alanına bakacak olursak 2 çarpı karenin bir tanesinin alanı 10 çarpı 10'dan. Evet, bunu neyle toplayacağım arkadaşlar? 4 tane yanda dikdörtgenimiz var. O halde 4 çarpı dikdörtgenin bir tanesinin alanı kısa kenarı 10, uzun kenarı 21 gibi düşünüyorum. 10 çarpı 21 diyorum ve bunları çarparak toplayacağım. O halde 10 kere 10 100 yapar. 2 ile çarparsam 200 artı 21 ile onu çarparsam 210. Şöyle arkadaşlar bakın. 210 ile da 4'ü çarptığımı düşünelim. 0, 4 ve 8. 840 yapar diyorum. E, toplayacak olursam gençler yüzey alanı 1040 santimetre kare olur diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir sonrakine. Yine kare prizma olduğunu söyledi. Bakın tabanı 4 ve 4 arkadaşlar kenarları. O halde 4 kere 4 16 yapar diye düşüneceğiz. 2 tane tabanda kare var. O halde 2 çarpı 4 çarpı 4 taban alanların toplamıdır. 4 tane de dikdörtgenimiz var o halde. 4 çarpı dikdörtgenin kenarları 4 ve 15 arkadaşlar. 4 çarpı 15 diye yazdım. Önce bu çarpma işlemleri yaparsak 2 çarpı 16 artı 4 çarpı 60. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Çarpma işlemlerini yaparım. 32 artı 4 kere 60 240 yapar. 240 ile 60'ı toplayacak olursak da
Evet, ne olur arkadaşlar? 272 santimetre kare olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, temizleyerek arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, bu etkinliğe baktığım zaman hatta şöyle bir tık büyütelim. Evet, aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanlarını hesaplayınız diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz dikdörtgenler prizmasında karşılıklı yüzeyleri birbirine eşti. Yani ikişer tane aynı yüzeylerden vardır diyorum. Mesela arkadaşlar bakın şu 2'ye 5, burası 2'ye 5'tir diyorum. O halde 2 çarpı 5 diyorum. Bakın bunun alanını bulurken 2 ile 5 çarparız. Artı arkadaşlar şurası 2 ise 2 çarpı 6'dan bakın buradan karşıda da vardır. O halde 2 çarpı 6 diyorum. Artı bir de ne var gençler? Bakın tabanda 5 santimetre ve 6 santimetre olan bir dikdörtgen var. Ve bunlardan da 2 tane var. 5 çarpı 6 diyorum. Şimdi bu çarpma işlemlerini yaparsam 2 çarpı 10 artı 2 çarpı 12 artı 2 çarpı 30. Öncelikle ne yapmamız gerekir? Bu çarpma işlemlerini yaparız. Evet, 2 kere 10 20. 2 kere 12 24. 2 kere 30 60 yapar. Toplayalım gençler. 84 104 santimetre kare olur diyorum. Evet, devam ediyorum. Bir alttaki dikdörtgenler prizmasına. Yine her birisinde ikişer tane vardır diyorum. Bakın şundan arkadaşlar 6 çarpı 10'dan 2 tane var. 6 çarpı 10 2 tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Artı alt ve üst tabanda 10 ve 11 var gençler. O halde 2 çarpı 10 çarpı 11 2 tane dikdörtgen var dedik. Bir de arkadaşlar şurayı 6 olarak görürsem bakın 6 ve 11 olan kenarları şöyle bir dikdörtgenimiz var. Bir de karşısında var. O halde artı 2 tane dedik. 6 çarpı 11. Şimdi bu çarpma işlemlerini yapalım gençler. 2 çarpı 6 ile 10'u çarptım 60 artı 2 çarpı 110 artı 2 çarpı 66. Evet, bu işlemleri yapacak olursak 2 ile 60'ı çarptım 120 artı 2 ile 110'u çarptım 220 artı 2 ile 66'ı çarptım 132. Evet, toplayalım arkadaşlar bunları. Bakın 2, 3, 5, 7. Onlar basamağını topladım. Şimdi yüzler basamağına bakıyorum. 1, 2 daha 3, 1 daha 4. Evet, 472 santimetre kare olur. Yüzeyi alanları toplama diyorum. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, birinci soruya baktığımız zaman yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının görünen yüzeylerin alanlarına toplanmasını istiyor arkadaşlar. Görünen 3 tane yüzeyimiz var bakın. 1, 2, 3 tane yüzey. Arkadaki yüzeyleri istemiyor gençler. Buraya dikkat edelim. O halde sırayla arkadaşlar bakın. Burası 2 santimetre ise şuradaki 2 çarpı 8 artı yandaki yüzey arkadaşlar 2 çarpı 5 artı bir de üstte bakın burası 5'tir. Burası 8'dir. O halde 5 çarpı 8 diyorum. Evet, 2 kere 8 16 artı 10 artı 40 toplarsak gençler 40 10 da 50 16 da 66 santimetre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Bizden sadece neyi istedi? Görünen yüzeyleri istedi arkadaşlar. Eğer tüm yüzeyler deseydi bunun 2 katıdır diye düşünebilirsiniz. Yani sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Evet, devam edelim. İkinci soruya geçelim. Evet, yanda verilen kare prizmanın yan yüzeylerinin alanlarının toplamı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar yan yüzeye bakın. Şunlar oluyor ve bunlardan 4 tane var. O halde bir tanesinin alanı 5 ile 10'u çarparım. 4 tane yan yüzey olduğu için bir de bunu 4'e çarparız. O halde 4 çarpı 50. 50 ile 4'ü çarparsak 200 santimetre kare olur. Yan yüzeyleri alanları toplamı diyorum. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim.
Evet arkadaşlar, üçüncü soruda görünen yüzeylerin alanları verilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar bunların her birisinden tam karşılarına da vardır diye düşünüyorum. O halde 2 tane 36'mız var. Alanları zaten vermiş hazır. Artı 2 tane 28 var. Artı 2 tane de 50'si 56 var. Şimdi bu işlemleri yapacak olursak 2 ile 36 çarptım 72. Artı 28 ile 2'yi çarpıyorum 56. Artı 56 ile 2'yi çarparsak da 112 olur diyorum. Bunları toplayacak olursam. Bakın birler basamağını topluyorum. 2, 8, 10. Elde var 1. 1, 6, 7 daha 13. 1 de elde 14. Elde var 1. 1, 1 de elde 2. Evet, 240 santimetre kare olur. Yüzey alanları toplamı diyorum ve 5 şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ayrıt uzunlukları toplamı 72 santimetre olan küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar biliyorsunuz küpte 12 tane ayrıt vardı. O halde 72'yi 12'ye bölerek bir ayrıtın uzunluğunu buluyorum. 72'yi 12'ye bölersek 6 keredir. 6 kere 12, 72. Evet, 6 santimetre bir ayrıt uzunluğu. Şimdi arkadaşlar küpte biliyorsunuz 6 tane karemiz vardı. O halde bir karenin alanı 6 çarpı 6'dır. 6 tane olduğu için bir daha 6 ile çarparım. 6 çarpı 36 olur. 6 ile 36'yı çarpacak olursak da 216 santimetre kare olur. Yüzey alanı diyorum gençler. Evet, A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. Arkadaşlar bu sayfada açılım verilen arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının yine yüzey alanlarını ayrı ayrı düşünerek hesap edeceğimiz diye anlatılıyor. Birinci etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Aşağıda açılımları verilen prizmaların yüzey alanları bunu istiyor. Arkadaşlar dikkat edersek birinci şeklimiz küp şeklinde. O halde bir tane karenin alanı bulabilmek için 6 tane küpten oluşuyor biliyorsunuz. Bir tane karenin alanı bulabilmek için ne yaparım? 6 ile 6'yı çarparım. Ve bundan 6 tane var arkadaşlar. O halde toplam 6 tane olduğu için tekrar 6 ile çarparız diyorum. Burada 6 kere 6 36 yapar gençler. 6 çarpı 36. 6 ile 36'yı çarparsak toplamda 216 santimetre kare olur. Yüzey alanı diyorum. Evet, A'yı buraya yaptığımızı şöyle gösterelim. B'ye bakıyorum. Evet, kare prizma olarak görüyorum gençler. Dikkat ederseniz. O halde taban alanı 11 çarpı 11'den bulmam gerekir. 2 tane taban var arkadaşlar. 2 çarpı 11 çarpı 11 diyorum. Bir de 4 tane birbirine eşit ve eş büyüklükte dikdörtgenimiz var. O halde artı 4 çarpı bir kenarı 11, diğer kenarı 21 arkadaşlar. 11 çarpı 21 diyorum. Evet, 11 ile 11'i çarparsam 121 olur. Bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. Artı 4 tane de 11 ile 21'i çarparım. Şurada çarpayım arkadaşlar. 21, 21 topladım. 231 yapar. 4 çarpı 231 diyorum. Şimdi 2 ile 121'i çarparsam 242 yapar arkadaşlar. 242 artı 231 ile 4'ü şu altta çarpalım. 4, 4 kere 3, 12. Elde var 1. 4 kere 2, 8. 1 de elde 9. 924 oldu. Evet, bunu toplayacak olursam arkadaşlar 4, 2 daha 6, 2, 4 daha 6, 9, 2 daha 11, 1166 santimetre kare olur. B şekli, B'deki kare prizmanın alanı 1166 santimetre karedir diyorum. Şuradaki arkadaşlar çarpma işlemini temizleyerek devam edelim. Evet, C'ye bakıyorum. C'de arkadaşlar dikkat ederseniz dikdörtgenler prizmasıdır. O halde 2 tane bakın şurası 8'dir arkadaşlar. 2 tane kenarları 8 ve 12 olan dikdörtgenimiz var. Şurası 8 arkadaşlar. Yükseklik 15. 2 tane şurada kenarları 8 ve 15 olan dikdörtgenimiz var.
Burası 12'dir diyorum. İki tane de 12'ye 15'i olan kenarları dikdörtgenimiz vardır diyorum. Evet, alanını şöyle gösterelim. C diyorum. 2 çarpı 8 çarpı 12. Evet, küçük dikdörtgenler. Artı 2 çarpı şu arkadaşlar 8 ve 15'ti. Kenarları 8 ve 15 olan 8 çarpı 15 dedim. Artı 2 çarpı 12 ve 15 olan kenarları 12 çarpı 15 diyorum. Dikdörtgenimiz vardır. Bunları ayrı ayrı çarpacak olursak 2 çarpı 96 artı 8 ile 15 çarparsam 120 yapar. 2 çarpı 120 artı 12 ile 15 çarparsak da 180 yapar arkadaşlar. 2 çarpı 180 diyorum. Şimdi bunları çarparsak 96 ile 2'yi çarptım. 12 elde var 1. 18, 19, 192 artı 240 artı 360 diyorum. Toplayalım gençler. 2, 6, 10, 19 elde var. 1, 3, 5, 6, 1 de elde 7. 792 santimetre kare olur alan diyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ç'ye bakıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir kare prizma görüyorum ama iki nokta arasının 5 santimetre olduğunu söylüyor. O halde bakın tabanı 10. Evet, tabanı 10 ve 10 olan bir kare oldu. 1, 2, 3, 4. Evet, yükseklikte 20 oldu. O halde kare prizma olduğuna göre şöyle rengimizi değiştirelim ve şeyi şurayı yaptığımızı gösterelim. İki tane karemiz var. 10 çarpı 10'dan 2 ile çarpmam gerekir diyorum. Artı. Şurası 10 arkadaşlar. Bakın 4 tane de dikdörtgenimiz var. O halde 4 çarpı 10 çarpı 20 diyorum. Evet. 2 çarpı 100 artı 4 çarpı 100 20 ile onu çarparsam 200. Evet, 2 çarpı 100 200 artı 800 toplamda 1000 santimetre kare olur. Ç'deki kare prizmanın alanı 1000 santimetre kare olarak yazıyorum. Evet arkadaşlar, temizleyerek sorularla devam etmek istiyorum. Sayfamızı komple temizliyorum. Evet, birinci soruya baktığım zaman arkadaşlar yanındaki şekilde bir küpün açılımı verilmiştir. Açılım üzerindeki A ve D noktaları arasındaki uzaklık 28 santimetre olduğuna göre küpün alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın A ve D arası 28 ise 1, 2, 3, 4 tane kare kenarından oluşuyor. O halde 28'i 4'e bölersem bir kenarı 7 santimetre olur diyorum. Bakın burası 7 santimetre. Aynı zamanda her bir kenarı 7 santimetredir. Küp olduğuna göre arkadaşlar 6 tane küpümüz var ve bir tanesinin alanı 7 çarpı 7'dir. O halde 6 çarpı 49'dan 6 ile 49 çarpacak olursak 9 kere 6 54, elde var 5. 6 kere 4 24, 5 daha 29 olur. 294 santimetre kare olur. Küpün yüzey alanı diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yukarıdaki iki yüzeyin alanı verilen dikdörtgenler prizmasının alanı 158 santimetre karedir. Buna göre kırmızı renkli yüzeylerin birinin alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar bakın şurası 40 santimetre karedir. Çünkü bu yüzeyler birbirine eşittir. Aynı zamanda burası 16 santimetre karedir diyorum. O halde bunları toplayacak olursam bakın 2 tane 40 var. 2 çarpı 40 artı 2 tane 16'mız var. Evet, 80 artı 32. Toplamda bu 4'ün toplamı 112 santimetre, 112 santimetre karedir diyelim. Şimdi toplamda yüzey alan neydi arkadaşlar? 158'di. 158'den 112'yi çıkarıyorum. 6, 4, 46 arkadaşlar. 46 santimetre kare şu kırmızıların toplamıdır. Benden birinin alanı istedi. 46'yı 2'ye böleriz. 4'ün içerisinde 2 kere, 6'ın içinde 3 kere, evet, bir tanesinin alanı
23 santimetre kare olur diyorum ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman yandaki şekilde bir dikdörtgenler prizmasının açılımı verilmiş ve açılımda 3 farklı yüzeyin alanı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın 24 santimetre, 44 santimetre kare ve 66 santimetre kareyi verdim. Üzerinde K yazan yüzeyin alanı 44 santimetre karedir diyor. Arkadaşlar bakın öncelikle biz yerleştirelim olması. Şimdi K ile şu 24 eşittir. Burası 24 santimetre karedir. Evet, 44 arkadaşlar bakın buraya eşittir. L yani. O halde 66'da M'nin değeri olması gerekir diyorum. Şimdi şıklara baktığım zaman A şıkkı yanlıştır. L'ye ne dedim gençler? 44 dedim. Yanlıştır. M'ye de 66 dedik. Evet bakın M'ye doğrudur diyorum. Ve sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyelim. Evet. Diğerini arkadaşlar istersek ayrı ayrı toplayarak bakalım arkadaşlar isterseniz. 2 tane 24'ümüz var. 24 çarpı 2'den artı diyorum. 2 tane 44 var. 2 çarpı 44 artı 2 tane de 66'mız var. 2 çarpı 66 diyorum. Toplam yüzey alanına bakalım. 48. 2 ile 44'ü çarptım. 88 artı 132. Toplayacak olursak 10, 18. Elde var 1. 8, 11. 1 elde vardı 12, 16. Elde var 1. Evet, 268 santimetre kare olmalı. Bakın D şıkkı da yanlıştır diyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.